Evet, kosinüs teoremi ile devam ediyoruz. Şimdi kosinüs teoremi nedir? Önce kosinüs teoreminin formülünü verelim birkaç tane. Ondan sonra formülün ispatını yapalım ve nerede kosinüs teoremi kullanacağız ondan bahsedelim. Şimdi kosinüs teoreminde kullanacağım açıya göre hareket edeceğim. Eğer A açısını kullanacaksam A'nın karşısındaki kenardan A kareden başlıyorum. A kare eşittir B kare artı C kare eksi 2BC çarpı kos a. Eğer b açısını kullanacaksam hangi açı kullanırsam onun karesindeki kenar b kare eşittir diğer iki kenarın kareleri toplamı a kare eksi c kare şey a kare artı c kare eksi 2 ac kos b. Eğer c açısını kullanacaksam c kare eşittir a kare artı b kare eksi 2 ab kos c. Şimdi herhangi bir çeşit kenar üçgende demiş. Üç kenar uzunluğu verilen herhangi bir iç açının kosinüs değerini bulmak için diyor. İki kenar uzunluğu ile Herhangi bir açının ölçüsü verildiğinde üçüncü kenar uzunluğu bulmak için kosinüs teoremi kullanılır. Yani üç kenar uzunluğu veriliyorsa açının kosinüs değerini bulmak için kosinüs teoremi kullanacağım. Ama bana iki kenar ve bir açı vermişse diğer kenarı bulmak için kosinüs teoremi kullanacağım. Çünkü neden? Evet. Burada üç kenar uzunluğu formüle baktığım zaman üç kenar uzunluğu ve açı var. E bunlardan herhangi üç verildiği zaman dördüncüyü ben bulabiliyorum. Tabii ki. E, Tabi burada çeşit kenar üçgen demiş ama e, yani kosinüs teoremi ikiz kenar üçgende uygulanamaz mı uygulanır ama ikiz kenar üçgende kosinüs teoremini uygulamaya gerek kalmadan ikiz kenar üçgenin özelliklerinden açıyı ve e, diğer e, kenarı bulabiliyorum o yüzden orada daha pratik yollar yapacağımız için çeşit kenar üçgen demişiz yani mesela 60 derece için konuşalım eşkenar üçgen alalım 60 60 60 şimdi örneğin bir kenarı da 4 olsun Şimdi bu 4 4 4 için kosinüs 60'ı bulmak için şey yapmama gerek yok. Hani kosinüs terimini uygulayabilirim. İşte 4'ün karesi eşittir 4'ün karesi artı 4'ün karesi eksi -2 çarpı 4 çarpı 4 çarpı kosinüs 60 diyebilirim. Ama burada açıyı ya da herhangi bir şey bulmaya gerek kalmadı. Örneğin eşkenar üçgen açı 60 ya. Böyle 30 60 90 üçgeni yarattığım zaman 90'ın karşısı 30'un karşısı 2. Burası 2 kök 3 olur. E buradan örneğin kosinüs 60 zaten özel bir değer bu. Kosinüs 60 neydi? 1 bölü 2. Burada yaparsam 2 bölü 4'ten direkt 1 bölü 2 bulabiliyorum. Özel açılarda yani eşkenar üçgende ve ikizkenar üçgende kosinüs terimini kullanmaya çok gerek kalmıyor. Çeşit kenarda çok kullanıyorsun. Şimdi burada basit bir ispatımız var. ABC üçgeni burada ortadan dikindim. Bu dikin nereye indiğini bilmiyorum. Çeşitli olduğu için işte bir tarafa x dedim, diğer tarafa a x Burada hangi tarafa x, hangi tarafa a x x dediğim bir önemi yok. Buradaki mantık şu. Dike indim, yüksekliğe h dedim. Şimdi burada iki tane ne var? Pisagor var. Ne var? h kare eşittir, b kare eksi x kare. Yani aslında biri sağdaki pisagor. h'nin karesi artı x'in karesi eşittir, b'nin karesi. Bunu biliyorum. h kare artı x kare eşittir, b kare. E buradan h kareyi çekmiş. B kare eksi x kare. Altta da altta da soldaki Pisagor var. C'nin karesi eşittir h kare artı a eksi x'in karesi. Bunu da yazmış. Şimdi bundan sonra ister h kareyi gelip burada yerine yazarım direkt ya da burada yaptığım gibi toplama yaparım bak. Ne yapmış burada? C kare eşittir b kare eksi x kare. Yani h kare yerine b kare eksi x kare yazarsam zaten bunu elde edeceğim. B kare eksi x kare. Şuradaki h kare yerine yazdım. Bir de a eksi x'in karesi a kare Eksi 2 a x artı x kare. Eksi x kare artı x kare gitti. C kare eşittir a kare artı b kare eksi 2 a x. Bu birinci bulduğum şey. Bunu nereden buldum? Buradaki Pisagorlardan buldum. Şimdi kosinüs c'yi hesaplayalım. Onu da e, mavi kalemle. Kosinüs c. C açısı burası. Dur şurayı sileyim bir. Heh. Şurası c açısı. Kosinüs neydi? Komşu bölü hipotenüs. X bölü b. Kosinüs c. E buradan x dediğim ne oldu o zaman? B çarpı cos c. E burada C kare eşittir A kare artı B kare. Eksi 2 A x değil mi? X yerine de B çarpı cos c yazdım. Bak ne yaptım? Formülü ispatlamış oldum. C kare eşittir A kare artı B kare. Eksi 2 A B cos c. Yani bu formül aslında normal Pisagor yaparak ve kosinüs kosinüs e, dik üçgende kosinüs değerini kullanarak bulduğumuz kolay bir formül. E burada sadece Genel olarak her seferinde bu ispatı yapmamak için biz pratik olarak direkt şuradaki formülü kullanacağız sadece kosinüs teoremi. Şimdi demiş ki benzer şekilde aşağıdaki geniş açılı üçgende kosinüs teoremini ispatlayın. Bunun ispatını size bırakıyorum ama şöyle bir tüyo vereceğim. Zaten mantığı o. Tüyomuz şu olsun. Örneğin şuradaki AH uzunluğuna D diyelim. Şimdi burada iki tane Pisagor yapacaksın yine. Birincisi bu. Şu ACH üçgeninde Pisagor. Biri de ABH üçgeninde. iki tane Pisagor yapacaksın yine. Sonra yine C açısı için C açısı için kosinüs bulacaksın. Onu nasıl bulacaksın? Şu dar açının kosinüsünü aldığın zaman buradaki onun eksilisi oluyor gibi düşünebilirim. Ya da direkt buradan kosinüsü yazıp eksiyle çarparım. Yine formül değerini yazdığım zaman kosinüs teoremini ispatlamış olacağım. Bunu sana bırakıyorum. Şimdi kazanımlara geçebiliriz.